Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde ayakkabımızın arka tarafındaki aşınma problemini halledeceğiz. Hadi başlayalım. Bu ayakkabıların arkasının aşınma sebebi ayakkabının giyip çıkarırken bağcığını ee, söküp bağlamamamızla alakalı e, problemi vardır. Dolayısıyla bu tip ayakkabı e, aldığınızda e, mutlaka aslında bağcığını söküp e, çıkarıp o şekilde normal bağcıklı ayakkabı gibi e, kullanmak gerekir. Biz ne yapıyoruz ama bağcıksız ayakkabı gibi kullanı e, kullanı arkayı aşındırıyoruz. Çünkü e, yapısı itibariyle de bağcıksız e, ayakkabı gibi olmaz. İşte bunun burası birazcık daha şey olur. E, şuralarda lastiği olmaz falan. Dolayısıyla da buraya yük biner sürtüne sürtüne burası aşın Neyse. E, şimdi gelelim tamir mevzuna. Biz ne yapacağız? Buraya deri koyacağız arkadaşlar. Bakın. E, dericiden güzel bir deri aldım. incecik Pamuk gibi bir deri. Şimdi onu kullanacağız. Öncelikle biz şuranın şöyle bir e, bir kartonla bir kartonla bir ölçüsünü alalım arkadaşlar. Şöyle güzelce. Evet. Bu kadar geniş yapmayacağım elbette ki. Şimdi şunu şöyle bir keselim. Bu tip e, malzemeleri işlemeden önce deriye ya da ilgili malzemeye işlemeden önce kartonla çalışmak her zaman en mantıklısı olacaktır. Çünkü e, bir kalıp çıkarıp yapmak e, malzemenin israfına is, israfını engellemiş olacağımızı unutmayın arkadaşlar. Şimdi çok bu kadar zaten genişe ihtiyacımız yoktu. Biz şu yanları Şöyle bir alalım. Evet. Şöyle bir aldık. Şöyle arkasına oturtturdum. İyice bir bakalım. Aşınık yerlerimiz nerelerdi? Neredeyse şuralara kadar gelmiş. Yani şu kısımlara kadar gelmiş. Evet. Bu deri parçası buna anca bu kadar yetecek gibi dostlar. Şimdi öbürüne de bir bakalım. Evet arkadaşlar tamamdır. Şimdi e, derimizden iki parça bu kalıba göre e, malzeme çıkarabiliriz arkadaşlar. Deri parçamızın böyle en az zayiyet verecek şekilde kenarına bu şekilde bakın yerleştirdim ve e, kesimini yapacağız. Şu alt tarafı çok az e, uzun bırakacağım. Çok az. E, sanki kalıpta birazcık farklı olacak gibi. Şöyle bir keselim. İnce deri kullanmanın elbette ki e, bir şeyi var. Gerekçesi var. E, hem yumuşak hem de ince olması lazım ki alıp e, şeyin ayakkabımızın kalıbını değiştirmesin diye. Dolayısıyla yumuşaklığı da topuğu vurmasın diye o yüzden tercih ederiz arkadaşlar. Ee, ayakkabının derisi şeyine göre derinin iç e, astarın rengine göre de deri rengi seçebiliriz. Ee, deri renklerinde çok fazla seçenek var. Ee, bu malzemeleri, bu deriyi nereden temin ederiz? Bu deriyi ayakkabı tamircilerinin toptan alışveriş yaptığı yerler olur. Oralardan temin ederiz. Şimdi şöyle şu astarımızı da çıkaralım. Derimizi bir şöyle koyalım bakalım. Nasıl olacak arkadaşlar? Evet. Şöyle yerleştireceğiz. En son bir daha böyle bir düzenleme yapacağız arkadaşlar. Yani sağından solundan bir de öbürüne bakalım. Nasıl oluyor diye. Bu iç tabanlıkları da değiştireceğiz. Tabanlıklarımız da çok kötü oldu dostlar. Evet birazcık uç taraflarından alacağız Bir de diğerine keselim Ondan sonra e, en son düzenlemesini yapalım Bali sürelim 15 dakika kurutup ondan sonra güzelce yerine çekişleyelim arkadaşlar Şimdi hemen belirteyim e, ben bu malzemelerden bulamam kesemem edemem derseniz. Ayakkabıcılara gidin yaptırın demeyeceğim arkadaşlar. Bunlardan hazır satılıyor. Böyle bu topuklara gelecek derilerden hazır satılıyor. Aslında unuttum ben ha onu hazır da alabilirdim ama dediğim gibi bunlardan hazır satılıyor. Alıp böyle bir benim şimdi gösterdiğim şekilde kesmeye uğraşmadan bir baleyle yapıştırıp bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle baleyle işlemine geçeceğim. Balileme işlemine geçmeden önce bakın baleyin geleceği yerleri şöyle kaba taslak bir içten işaretleyeyim. Ona göre fazladan ayakkabının içine kimyasal değdirmeyelim arkadaşlar. Şimdi içine güzelce e, Evet. Bali bu ayakkabı e, sektöründe en çok kullanılan yıllardır. En çok kullanılan e, ürünlerden bir tanesi. Eldiven kullanın. Hani diyeceksiniz abi sen eldiven kullanmıyorsun. Evet eldiven kullanın arkadaşlar. Siz benim böyle çalıştığıma bakmayın. E, yani Bali bu malzemeyi gerçekten çok kuvvetli yapıştıran Malzemelerden bir tanesi dikile debilir bu malzeme ama arka tarafında çirkin görüntü oluşturacağı için dikme yöntemini çok fazla aslında işin aslı tercih etmezler en güzeli bu yapıştırma yöntemine ustalar gider dostlar evet güzelce valimi sürdüm. Şu dış kısımlara da sürüyorum. Çünkü birazcık dış kısımlara doğru e, bu yapıştırdığım malzeme e, gidecek. Dolayısıyla da girip çıkarken takılma yapmayacak arkadaşlar. Evet bu tamam. Diğerini de yapalım. Ayakkabıların işlemi tamam. Aynı işlemi deri içinde yapacağız. Karşılıklı baliğin kullanma talimatında der ki baliği karşılıklı iki yüzeye de sürüp bastırın ya da e, dövün ibaresi vardır. Dolayısıyla 15 dakika ve e, preslemek bu bali yapıştırıcısının önemli püf noktasıdır arkadaşlar. Evet kenarlara özellikle güzelce sürüyorum ki çünkü kenarlardan kalkma yapmasını istemeyiz dostlar. Derinin iç tarafına süreriz ki e, derimiz, şöyle birazcık karartalım parlama yapmasın. E, dış yüzey daha püresiz olduğu için iç yüzeye süreriz ki ayak ayağımız daha rahat girsin çıksın diye arkadaşlar. Evet 15 dakika bekletelim şimdi 15 dakika zamanımız geçti ee, güzelce tabanımızı daha doğrusu malzememizi yerine oturtalım. Bunu çekiştireceğiz arkadaşlar. Evet Tam şöyle bir yerine oturtayım sonra çekiştirelim. Evet bence bu şekilde iyi şöyle güzelce alttan yukarıya doğru yapıştıralım ve çekistirelim arkadaşlar. Evet hafiften şuraları çıkıntılı yaptım ki ayağımıza e, giyip takarken sıkıntı oluşturmasın diye. Şimdi hemen bunu da halledelim. Şimdi çekişleyebiliriz. Dediğim gibi pres olayı burada gerçekten çok önemli. Eğer düzgün presleyemezsek, düzgün sıkıştıramazsak yaptığımız işin hiçbir anlamı kalmayacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar bakın çekişerikten sonra da şu vazette gayet de güzel oldu arkadaşlar evet kumaşın şeyine göre birazcık büküm olması da gayet normal değil şimdi şimdi ayakkabımızı böyle mi bırakacağız böyle bırakmayacağız bir de bakın e, bunun iç astarında şöyle yırtılmalar meydana gelmiş bunun da bir çözümü var e, bunun astarının bakın şöyle hazır olanları da var böyle tabanı gittiği zaman ee, biz yeni tabanlık alsak bile şimdi yeni tabanlık da koyacağım buna yeni tabanlık alsak bile bu yeni tabanlığı şu vaziyette böyle yırtıyor arkadaşlar bu içindeki bu e, köşeli şu tırtıklı kısım var ya onu da e, hoşaf ediyor dolayısıyla bu kartonun mutlaka olması lazım genellikle biz spor ayakkabılarında ne yapıyoruz spor ayakkabılarında bunu e, makineye atıyoruz bu karton yırtılıyor yani tabanında e, neredeyse birçok ayakkabının bu e, karton malzeme bulunuyor dostlar. Şimdi bakın bunu da altına koyduktan sonra artık yeni e, tabanlığımı da koyabilirim. E, bu yanılmıyorsam hemen fiyatını söyleyeyim. E, 3 liraya falan aldım şu e, tabanlığı. Şu derinin tamamını, derinin tamamını bu e, şu iple birlikte e, 10 liraya aldım. E, bu şu tabanlıkta arkadaşlar 10 liraya yani ee, hakiki de deri bu arada, hakiki de deri Ortopedik de. Dolayısıyla e, çok uygun fiyatlara kendi ayakkabınızı böyle e, tamir edip e, kullanabilirsiniz. Ben e, ayakkabım kahverengi diye de tabanlığını kahverengi tercih ettim arkadaşlar. Aynını, aynı tabanlığı e, bunun içine de koyalım ve artık ayakkabımız kullanıma hazır dostlar. Birazcık e, yani altına tık, karton da attığım için birazcık yarım numaradan daha küçük. Birazcık küçülmüş olabilir ama giydikçe giydikçe oturacaktır ve e, eski formuna erişecektir dostlar. Arkadaşlar böylelikle de bir ayakkabımızı daha böyle e, tekrar hayata döndürdük. E, bir müddet daha bizi idare edecektir. Özellikle de böyle e, kaliteli marka e, ayakkabıları e, kesinlikle böyle ufacık şeyde e, çöpe atmaya gerek yok. Daha e, hem kendi ekonomimizi hem de ülke ekonomimizi geri kazandırabiliriz. Peki böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.